Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Özellikle karamel sevenleri mest edecek harika bir elmalı pasta yapacağız. Çok da basit bir şekilde yapacağız. Öncelikle iki tane elmaya ihtiyacımız var. İçinin çekirdekleriyle kabuklarını ayıkladım. Bir tanesini böyle küçük küçük küp küp şeklinde doğruyorum. Çok büyük doğramayın. Böyle çatala gelecek gibi olsun. Bir tanesi de böyle yine elma dilimi şeklinde doğrayacağım. Birini tabanına, birini de içine karıştıracağım. Tabanına dizeceklerimin üzerine karamel sos hazırlayacağız. Çok da basit bir şekilde hazırlayacağız. Krema kullanacağız, tereyağı kullanacağız karamelde. Bunlar böyle ayrı ayrı lezzet veren unsurlar içindeki. Elma ile karamelin uyumu muhteşem oluyor. Bir de içine böyle yurt dışında pekan cevizi kullanıyorlar ama normal ceviz de çok yakışıyor. Bir tane böyle yapışmaz bir tava olursa daha iyi olur. Şekeri suyu içine ilave edin. Bir müddet karıştırmayın. Böyle koca koca balonlar çıkana kadar, hafif alttan kızarana kadar karameli kısık ateşte yapın. Böyle hafif alttan kızarmaya başladığı zaman çok fazla kızarmasını beklemeden içine kremayı ilave edin. İçine koyacağınız krema miktarı karamelin kıvamını belirleyecek. Ne kadar çok koyarsanız o kadar daha az şekerli ve akışkan bir karamel elde edersiniz. Daha az koyarsanız da böyle bonbon şekeri gibi daha koyu bir karamel elde edersiniz. 100 milim, yani bu paketlerin yarısı kadar yeterli olacaktır. Süt aynı lezzeti, aynı kıvamı vermez. Mutlaka krema kullanmak lazım ve içine parlaklık versin, lezzetini arttırsın diye tereyağı ve vanilin ilave ediyorum. Bir fiske kadar da tuz ilave edersiniz. Böyle karamelin lezzeti patlayacaktır. Kek kalıbımın altına, 24 santim çapındaki kek kalıbımın altına elmalarımı dizdim. Şimdi üzerine karamel dökeceğim. Yarısını dökeceğim sadece karamelin. Karamel hala çok sıcak. Biraz elmaları böyle bütün tutacak altta. Kekle arasında böyle bir tampon görevi görecek. Elmalar alt tabanla karamelle birlikte pişince çok fazla lezzetlenecek ve bütünlüğü asla bozulmayacak. Elmalı keki çok basit bir şekilde hazırlayacağız. 4 tane large boy yumurtam var. 1 su bardağı şekerle birlikte krema haline gelene kadar, köpük köpük olana kadar güzel mikserle köpürteceğim, çok güzel çırpacağım. Böyle eğer bu kıvamı yakalarsanız, yani böyle beyazlayana kadar yumurtayla şekeri çırparsanız, hangi kek olursa olsun mutlaka sünger bir yapıya sahip olacaktır. Kolay kolay fırında sönmeyecektir. Ve içine 1 su bardağı kadar sıvı yağ giriyor. Yoğurtlu, sütte herhangi bir ürün yok bunun içinde. Bu yüzden de böyle yine videonun sonunda bol bol göstermeye çalışacağım. Çok güzel sünger gibi bir dokusu oluyor. İçine tabii ki isteğe bağlı olarak tarçın ilave edebilirsiniz. Sevmeyenler olabiliyor ama elmaya tarçın çok yakışıyor. 1 çay kaşığı kadar vanilin, tarçın ve ununu ilave ediyorum. Üzerine kabartma tozunu ilave edeceğim. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Bunun 2 kaşığını elmaları mantolamak için kullandım. Kek karışımım hazır. Unu ilave ettikten sonra sadece karıştırıyorum. Çok mikserle çırpmıyorum, kabartma tozunun özelliği gitmesin diye. Kenara ayırdım 2 yemek kaşığı unu. Bu unu küp küp doğradım, elmalarımın üzerine döktüm. Bu şekilde elmalar dibe çökmeyecektir. Bunu diğer malzemelerde, yani kuru meyveyle yaptığınız keklerde de kullanabilirsiniz bu tekniği. Unla birlikte kapladıktan sonra aşağıdan yukarıya doğru kekimi karıştırıyorum ve kalıbımda iyice böyle donmaya başlayan karamelimin üzerine bu kek karışımımı dökeceğim. 175 derecede alt üst ayarda çok güzel ısınmış fırına kekimi göndereceğim. Yaklaşık 20-25 dakika, yarım saati buluyor pişmesi. Kürdan testi yaparak içinden çıkartabilirsiniz fırınınızın. Fırından çıkan kekimi ıldıktan sonra servis tabağına ters çevireceğim. Kekim gördüğünüz gibi şahane kabarmış. Şimdi kenarlarından böyle bir pasta bıçağı yardımıyla bir boşluk bırakıyorum. Altına yağlı kağıt sermiştim zaten. Bunu servis tabağıma ters çevireceğim. Ters çevirdiğim zaman hala üzerinden dumanlar çıktığını görebilirsiniz. Çünkü kekim böyle hafif sıcağa yakın ılık kıvamda. Bu şekilde karamelini bırakmak çok daha kolay oluyor. Kolayca üzerinden yağlı kağıdı çıkarttım. Şimdi kenara ayırdığım karamel tavada donmuştur ihtimal. Onu böyle bir ocağa alın, hafif bir ısıtın.
Sadece ısınması yeterli akışkan hale gelebilmesi için. Kekin üzerine güzelce bol bol gezdirin. Böyle kenarlarını bile sıvayabilirsiniz. Bu karamel gerçekten bu keke çok yakışıyor. Üzerine ben böyle fındıkla süsledim. Sizler dilerseniz cevizle de süsleyebilirsiniz. Çok yakışır. Şöyle dilimleyerek içini göstermeye çalışacağım. Böyle ara ara çatalınıza elmalar gelecek. O tarçının mis gibi kokusu gelecek. Fındığın kıtırtısı gelecek. Karamelin lezzeti gelecek. Bu pastayı yapanlardan özellikle yorum bekliyorum. Bakın şöyle dokusunu da en yakın çekimde göstermeye çalışıyorum. Gözünüze soka soka. İnşallah bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.